Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında karşınızdayız. Bugün daimi konuğumuz, daimi yorumcumuz Trabzonspor'un efsanesi Lemi Çelik'le Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşacağız. Artık maça da çok fazla bir süre kalmadı. Artık yavaş yavaş maç gününe de kendimizi adapte etmeye başladık. Lemi Çelik hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Milli takımı konuşuyorduk Lemi Çelik'le. Lemi Çelik dedi evet, ki şimdi... İzlanda 300 bin nüfuslu bir ülke. Futbolcuların çoğu zaten dedi ikinci meslekleri var. Yani ikinci meslekleri futbol dedi. Birkaç tanesi dedi İngiltere Ligi'nde adada oynuyor. Geri kalanı da çoğunluğu zaten hani bu kendi ülkelerinde mesleği, asıl mesleği futbolculuk değil de tam tersi dedi. Ondan sonra topu ben sana yine vereyim. Evet, şimdi baktığımız zaman bu galibiyeti çok abartmamak gerekiyor. Burada tabii şu var. Daha önemlisi şu. Biz hep başarı ve başarısızlığı günlük sonuçlara değerlendirdiğimiz için yanlış yapıyoruz. Bir İzlanda'yı yeniyoruz. Haydi ya, sanki milli takımımız Avrupa şampiyonu olmuş gibi abartarak seviniyoruz. Veya İzlanda'yla beraber kaldığımız zaman milli takımımız çok kötü, bitti. İşte artık Avrupa'nın en kötü takımı diye üzülüyoruz. Dengesini bir türlü kuramıyoruz. İşte günlük olaylara sevinen toplumlar veya kulüpler veya takımlar nedir? Stratejik planlaması olmayan takımlardır. Temelleri zayıf olan takımlardır. Temelleri olmayan takımlardır. Şimdi milli takımımıza baktığında daha önceki konuşmalarımda ironi yapmıştım. Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun almış olduğu bu yabancı kuralını çok eleştirmiştim. Yine aynı doğrultudayım. Ve aynı düşüncedeyim. Şimdi düşünün ki Galatasaray, Fener, Beşiktaş ve Trabzonspor birçok takımımız belli ki bu önümüzdeki dönemde 10 yabancı ile oynayacak. Sadece belki 11 yabancı ile çıkacak. Yani biz bu milli takımımızda seçeceğimiz Türk futbolcularını biz nereden bulup seçeceğiz? Yani Montella yardımcılarına Selçuk, Ahmet, sen git Galatasaray antrenmanını seyret, sen git Fenerbahçe antrenmanını seyret. Veya sen git işte Trabzon antrenmanı seyret mi diyecek yani. Nasıl olacak bu? Artık biz ya hocanın raporunda sayın hocam işte Galatasaray antrenmanında ben Barış Alper'i çok iyi gördüm mü diyecek yani. Veya Trabzonspor antrenmanında ben Uğurcan'ı çok iyi gördüm mü diyecek yani. Yani biz artık milli takımımızda futbolcularımızı antrenmanlardan mı seçeceğiz? Veya hazırlık maçlarında mı seçeceğiz? Şimdi öyle bir oldu ki resmi maçlarda artık 11 tane yabancı 11 tane yabancı oynayabiliyor. Böyle olunca Türk oynamayacak. Peki bu Türk çocukları nerede oynayacak? Bunlara biz nerede şans vereceğiz? Bunların biz gelişimini nerede tamamlayacağız? Bunların futboldaki değişim, gelişim ve Avrupa düzeyine çıkma performansını biz nerede seyredeceğiz? Nerede göreceğiz de biz bir milli takım kuracağız? Yani burada çok büyük bence bir yanlışlık var. Yalnız Sayın Başkan şu ifadeyi de kullandı. Ben dedi bu kadar yabancıya karşıyım. Karşıysan bir an önce açıkla. Bir an önce önümüzdeki yıllar yapacağın stratejik planlamayı söyle. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye Türk futbolu en büyük başarısını 4 yabancıyken aldı. 4 yabancı varken biz dünya üçüncüsü olduk 2002'de. 4 yabancı varken Galatasaray UEFA şampiyonu oldu. O komple yabancı yoktu. Demek ki bunun yabancıyla ülke futbolunun başarısının performansının yabancıyla hiçbir alakası yok. 4 yabancıyı da alabiliyorsun, 5 yabancıyı da alabiliyorsun. Demek ki bu sayıyı ne yapmak lazım? 4'e 5'e indirmek lazım. Bana göre ülke adına, ülke futbolu adına, Türk gençliği adına, Türk genç futbolcular adına çok büyük bir problem. Lemi, o zaman hemen dönelim Trabzonspor Beşiktaş derbisine. Hemen sıcak bir haber, onu söyleyelim. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu yaklaşık bundan 2 saat önce bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Aziz Yıldırım başkanlığında dedi ki Beşiktaş taraftarı pazar günü oynanacak derbi maça gelemeyecek. Halbuki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu göreve geldiğinde ilk söylediği şeylerden bir tanesi buydu. Dedi ki o da artık bu dedi deplasman yasağı saçmalığını dedi kaldırmamız lazım dedi. Birbiriyle örtüşmeyen iki tane karar ki sezonun ilk derbisi. Ben yani geçmiş yıllardaki dostluğu
İki kulübün arasındaki bağları da biliyorum. Onu geçen gün konuştuk seninle. Bir Beşiktaş taraftarının, yani ben pazar günü Trabzon'da olmasını, Papara Park'ta olmasını çok istiyordum. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Bence de taraftarlar maça gitmeli. Fakat burada sıkı önlemler alınmalı. Daha önce suç işlemiş, suça teşvik etmiş birçok insan oluyor. Örneğin Göztepe maçında Sayın Ali Koç'a saldıran şahsı düşünün. Adam bir yıl önce Altay Göztepe maçında adam öldürmeye teşebbüsten, cinayet işlemeye teşebbüsten davası mahkemesi devam ediyor. O maç, o adama görevli kartı veriyorlar, sahaya sokuyorlar. Siz önlemlerinizi aldığınız zaman, gerekli aramaları ciddiyetli bir şekilde, disiplinli şekilde yaptığınız zaman taraftarı sahaya, bir taraftarı ahlakıyla, kültürüyle sokarsanız herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama siz araştırma yapmadan, bütün ne olduğu belli olmayan, daha önce suç işlemiş, daha önce cinayete teşebbüs etmiş birçok insanı alıp da oralara şey yaparsanız, çıkarırsanız taraftar diye, bir sürü olaylara yol vermiş olursunuz. Bu da doğru değil. Bu yüzden ben şu aşamada emniyet, anladığım kadarıyla bu anlamda kendi yeterince önlem alamayacağını düşündü. Sayın Başkan da bu anlamda emniyetin yeterli önlem alıp gerekeni yapacağını düşündüğü için böyle beyanlarda bulundular. Ama doğrusu şu, bana göre de taraftar gelmeli, maçını izlemeli. Spor ahlakı, kültürü içerisinde, spor kültürü, felsefesi, ruhu içerisinde o centilmenlik anlayışıyla gelip müsabakayı izleyip İstanbul'a geri dönmeli. Şimdi tabii orada şöyle bir ilave yapayım sana Lemi. Biraz önce bize İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı açıklanırken görev yapacak şeyleri de, isimleri de açıkladılar. 2220 kişi bu maçta görev yapacak. Bunların yaklaşık 850 tanesi özel ve normal güvenlikçi. Geri kalan da işte o maçta görevlendirilen insan. 2220 kişi görev yapacak. Yani böyle bir, bu kadar sayının çok olduğu bir yerde bilmiyorum yani çok mu acaba sıkıntılı olacağını düşündüler de böyle bir karar aldılar? Sıkıntı şu Nihat, burada seyirciler sahaya yabancı madde taşıyarak giriyorlar. Yani türbinlere birisinlerinde işte havai fişek, birisinlerinde gemicilerin kurtarma işareti olan çeşitli çeşitli fişekler falan, yakıcı şeyler, bunları sokabiliyorlar. Eğer burada kapıdaki görevliler seyircileri disiplinli bir şekilde ararsa, seyircilerin yakıcı, yıkıcı, işte suç işleyip olduğu birçok elementi sahaya sokmalarına izin vermezse bir sorun olmaz. Ama burada görevliler çok hızlı bir şekilde doğru düzgün arama yapmıyorlar. Arama yapmadığı için de sahaya bir sürü seyirci yabancı madde taşıyarak giriyor ve orada taşkınlıklar oluyor ve yakıcı maddeleri sahaya atıyorlar falan filan. Şimdi bunun özü tamamıyla disiplin. Yani bir de disiplinli bir şekilde seyircileri aramak, disiplinli bir şekilde polis ve güvenlik güçleri doğru bir çalışma yaparak bu tür insanları tespit edip bunları sahaya sokmamak. Ama maalesef ülkemizde siz de biliyorsunuz ki dünyada ne kadar çok uyuşturucu baronu varsa, dünyada ne kadar çok Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan insan varsa ülkemizde cirit atıyor. Aynı şekilde bunun da yansıması türbinlere böyle oluyor. O zaman artık yavaş yavaş maç konuşalım. Şenol Hoca takımın başında. Bugün itibariyle de idmanı açık tutacaklar. Yani milli takıma giden o 15 tane oyuncu vardı. Onların tamamı bugün gelecek. Şimdi iki tane oyuncuda sıkıntı vardı. Bir tane Savic'in biraz sakatlığı vardı. Vişça ile Vakame tamamen döndü. İdmanlara katılıyorlar şu anda Trabzonspor'da. Bir Dansville ile ilgili kafalarda bir soru işareti var. O da milli takımda hafif bir sakatlık geçirmişti. Muhtemelen o da bugün kontrolü yapılacak. Şimdi genel tabloya baktığımız zaman formda bir Beşiktaş. 3 maçının 3'ünü de kazanmış bir Beşiktaş.
ve Şenol Güneşli bir Trabzonspor. Şöyle bir teraziye koydun Lemi. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Trabzonspor bir defa Beşiktaş'ı kendi sahasında çok rahat yenebilir. Çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Trabzonspor kanatları çok iyi kullanıyor. Ve şu an hava hakimiyeti iyi olan bir santrafor da geldi. Zannediyorum oynayacak mı Bonza bilmiyorum. Oynarsa Simon Banza. Adına, Banza'yla Muhammed Can büyük bir kazanç olur. Trabzonspor'un galip gelme şansı çok yükselir. Ama Trabzonspor'un mutlaka sahadan galip gelmek istiyorsa gol yememeli. Beşiktaş'ın burada en önemli silahı Ataklar. Yani Trabzonspor'u ataklarından sonra Beşiktaş Silva ile Raşit Sağ ile solda Semih ile veya orada Cezal'la veya orada kim oynayacak şu an bilmiyorum. Ama belli ki ileri uçta Raşit Sağ, Rafi Silva, Emboli oynayacak ve bu üç topçu da kontratak oyuncusu ve Beşiktaş arkadan Jetson da çok hızlı kontrataklara çıkıyor. Yani Şenol Hoca'nın yapması gereken burada Beşiktaş'ın yapacağı hızlı hücum ve kontratakları önlem almak. Eğer burada bu Trabzonspor'un yapmış olduğu akımlardan sonra futbolun gizli silahı dediğimiz dönen topları Trabzonspor kazanırsa Beşiktaş'a o dönen toplarda çok baskı, iyi bir pres uygularsa, Beşiktaş'ı kontratağa kaldırmazsa burada Trabzonspor çok rahat galip gelebilir. Yani Beşiktaş defasından dönecek toplarda topu Silva ile buluşturmayacaksınız. Buluşturduğu zaman adam çok hızlı ve uçak gibi gidiyor. Adam eksiltiyor, gol atıyor, gol attırıyor ve takımı Raşit Sağ ile beraber çok hızlı ne yapıyor? Kontratağa kaldırıyor. Demek ki onu orada durdurmak gerekiyor. Bence bu bağlantıyı hoca keserse Trabzonspor sahadan çok rahat galip ayrılır. Aynen dediğin gibi Lemi, ama bizim orada da iki tane iyi adamımız var. Bir tanesi Batista Mendy, diğeri de Okay Yokuşlu. Yani ikisi de birbirinden kaliteli iki futbolcu. Şöyle. Aynen burada, dediğin. Burada dur. Batista Mendy iyi, fizik gücü çok iyi ama top tekniği iyi. Okay da aynı şekilde alıyor, veriyor, oyun kuruyor. Oyunun Trabzonspor'da kalması, Trabzonspor'da pas süresinin artırması, oyunun yönünü değiştirme, öne oynama, topu rakibe kaptırmama, bunlar güzel. Ama bu iki oyuncunun daha fazla mücadele etmeye bu maçta, daha fazla rakibe baskı ve pres yapmaya, daha fazla topu iyi oynamaktansa rakibin yapacağı hızlı hücumlarda rakibi oynatmamaya konsantre olmalı ve odaklanmalı. Ki Trabzonspor orta sahada üstünlüğü ele geçirsin ve rakibi orta sahada üstünlük sağlasın. Rakibin başlayacak olan hızlı hücumlarını, kontrataklarını başlamadan bitirsin ve Trabzonspor yapacağı sağdan soldan kombine akımlarla ve merkezden yapacağı derin ve delici koşularla, merkaçlarla, uzaktan şutlarla gol bulsun ve galip gelsin. Diğer türlü Trabzonspor sahada kötü sonuçta ayrılabilir. Aynen dediğin gibi Lemi, yani aslında güzel özetti. Anahtar sözcük kontratak. Kontratak, doğru. Şimdi orada doğrusu, yani çok güzel tespitin, harika. Rafa Silva gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Hatta geçen gün yine bir dostumla sohbet ederken, ki tanırsın sen de, Turgay Demir'i almıştım. O Alex'e benzetti. Ya dedi, şeyin Türk futbolunun yeni Alex'i dedi. Yani o denli zeka ile oynayan bir futbolcu. Nihat, şimdi orada biraz Turgay'ı da çok severim ama biraz Alex'le biraz farkı şu. Alex çok ağır ve yavaş bir oyuncuydu. Fakat sezgileri çok yüksek bir oyuncuydu. Çok Alex bir doğru. Sahada görünmeyen ikinci santrafordu. Ve yani. Alex'le siz kontratağa çıkamazsınız. Ama Rafi Silva öyle değil. Çabuk, hızlı, birebir de adam geçiyor. Takımını süper kontratağa çıkarıyor. Yani Alex sahada çok görünmeyen gizli golcüydü ama Rafi Silva hem oyunda var olan ve hem takımını ateşleyen, takımını kontratağa kaldıran ve aynı zamanda gol atan ve gol attıran bir oyuncu. Doğrudur. Bizim gibi liglerde Alex daha iyi bir oyuncudur Rafi'den. Rafi Silva'dan daha etkili bir oyuncudur ama büyük liglerde Rafi Alex'in önündedir. Aynen doğru. Yani şimdi aslında sen orada sihirli cümleyi şöyle verdin. Dedin ki
Trabzonspor bu maçı kazanır ama öncelikle de Beşiktaş'ın Rafa Silva'yla topla buluşmasını engelleyeceksin. Peki eskiden yapılırdı birebir adam markajı. Gerekir mi mi? Ne dersin? Birebir adam markajından daha önemlisi şu. Rafa Silva'ya top nereden gelecek? Trabzonspor akın yapacak ve oradan dönen toplar olacak. Futbolun dediğim ya gizli silahı dönen toplar. O dönen topları Trabzonspor kaparsa Rafa Silva ile orta sahadaki oradaki Jetson ve diğer orta saha oyuncusunun neydi? Musrati. Musrati ile Jetson'un Rafa Silva arasındaki bağlantıyı keser. Kesti mi? O dönen topları Mendy veya Okoye aldı mı? O zaman otomatikman rakip orta sahayı durdurmuş oluyorsun. O zaman Rafa Silva'nın hızı, çabukluğu, özellikleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü Rafa Silva'ya top gelmiyor zaten. Top aktaramıyorlar Rafa Silva'ya. O yüzden Rafa Silva'ya gelmeden işi bitirmek lazım. Rafa Silva'ya birebir adam verirse ne olur? O zaman Jetson'la şeyi rahat oynatmış olursun. Musrati'yi. Onlar da orada adam eksiltir. Silva'nın hareketleneceği pozisyonlara, derin yapacağı koşulara topu aktarırlar. O yüzden Rafa'ya top gelmeden, Silva'ya top gelmeden engellemek lazım. Orada dediğim gibi Jetson'u ve Musrati'yi durdurmak lazım ve dönen topları kazanmak lazım. O zaman şuradan şunu anlıyoruz ki bizi izleyenler de muhtemelen bu şekilde değerlendirecektir Lemi. Bu işte yani pazar günü oynanacak derbide derbinin anahtarı orta saha. Yani iki takımın orta sahası. Evet. Orta saha ve anahtar kelime kontratak. Kontratak. Aynen doğru. Eğer ki biz orta sahada çok o çabukluğu çabuk yapar, Beşiktaş'ın da o geçişlerine müsaade etmezsek, dönen toplardaki geçişlerine müsaade etmezsek, çok çabuk topları biz kendimiz alabilirsek o zaman zaten seyirci üstünlüğümüz var. Zaten hani Şenol Güneş gibi bir kenarda iyi bir taktisyenimiz de var. Bu durumda avantajlar daha çok bize geçmiş olacak. Peki şöyle baktığın zaman Lemi, mesela hani maçın adamları olur ya da maçın adamı. Yani kimleri mesela ön plana çıkarabiliriz? Bizden, şimdi Beşiktaş'tan. Maçın adamı Bakayemi oynarsa maçın adamı olabilir. Muhammed Çam olabilir. Visco olabilir. Trabzonspor'un önemli silahları var. Yani işte Banza olabilir. Yani olabilir yani Trabzonspor'da ama Beşiktaş'ta dediğim gibi çok önemli silahlar var. Rafa Silva neydi santrafor üstü? Embolü mü? Immobile var. Yani baktığın zaman onların da çok Raşitsa var. O Jetson var. Onların da önemli oyuncuları var. Çok güzel bir maç olacak ama dediğim gibi taktik savaşı olacak. Eğer anlattığım şekilde Trabzonspor oyunu kurgularsa Trabzonspor alır oyunu. Müsabakayı alır. Burada tabii Trabzonspor bu konuyu açacak mısın bilmiyorum. Başkanın Şenol Hoca'yı getirmesi gibi planlaması, bununla ilgili de düşüncelerimizi daha önce aktarmıştık. Şimdi başkan Ertuğrul şimdi şey getirmekle Şenol Hoca'yı getirmekle çok doğru bir iş yaptı. Gerçekten biz de söylemiştik daha önce 10 defa söyledik. Şimdi dedik ki Fatih Tekke yardımcı olsun 1-2 yıl. Sportif direktör Avrupa'da çok sevilen 4-5 dil bilen Şato olsun dedik. İşte futboldan çok iyi anlayan Saad Tekelioğlu izleme komitesinin başına gelsin dedik. Şimdi asıl önemli olan ilk işti. Ertuğrul bu işi yaptı. Yani aldı şeyi, Şenol Güneş gibi çok değeri. Gerçekten de şu an takımı toparlayabilecek. Türkiye Ligi'nin şu an en iyi ve en formda en başarılı hocasını getirdi. Ve biz kendisiyle Şenol Hocamızla gurur duyuyoruz. Ve burada gerçekten başkan çok büyük bir iş yaptı. Fakat bu eksik. Şota'yla Sadi Hoca'yı da getirmesi gerekiyor. Fatih Tekke'yi de getirmesi gerekiyor. Şimdi Fatih Tekke gelmeyebilir belki Alanyaspor'un başında ama Şota'yı getirebilir sportif direktör olarak. Şota Avrupa'da çok sayılan, sevilen, İngiltere'de, İskoçya'da, Hollanda'da, İspanya'da bilinen bir şey kardeşimiz. Futbolcu kardeşimiz ve çok kültürlü ve çok donanımlı. Müthiş bir sportif direktör ve Trabzonspor'a büyük vizyon katar. Bunun yanında Sadi Hoca Türkiye'deki en aşağı herhalde 20 tane amil takım oyuncu yetiştirmiştir. Ya böyle bir adam var, böyle bir hoca var. Evet,
Bak Güngör abi geldi şeyin altyapının başına. Çok takdir ediyoruz, destekliyoruz. Güngör abi gibi uzun yıllar milli takımda çalışmış. Çok deneyimli bir abimiz. Çok doğru bir iş yaptı. Ertuğrul'un aynı zamanda dayısı. Yani Ertuğrul'un dayıları Trabzonspor'da 3 dayısı biliyorsun futbol oynadı. Ve çok dünya iyisi insanlar ve çok başarılı. Profesör Doktor Sebahattin Şahinkaya benim bir abim kadar, öz ağam kadar sevdiğim bir insan. Kabak Çoşkun dedikleri eski kaptan çok iyi konuşuyorlar. Ben Bülent dayısını tanıdım. Bülent abi, Büyük Bülent mükemmel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Güngör abi evet. Desen hakeza öyle. Fakat şimdi bu başkan, bu Ertuğrul umarım dayılara kadar Trabzonspor'da başkanlık yaptığı sürece güven verir. Yani şu anki yapmış olduğu işler çok güven vermiyor. Çok fazla atıp tutuyor ama altı boş. Yani neyle dolduracak? Şimdi diyor ki, az önce bir demecini okudum. Diyor ki bir yıl içerisinde Trabzonspor, borçsuz Trabzonspor'u bırakacağız. Ya şimdi Ertuğrul, ben İnşallah diyelim Lemi. İnşallah diyelim. Sana, yani hayır, güzel inşallah. Bir şey aslında. Tabii inşallah. Şimdi Ertuğrul, bunları sen nasıl yapacaksın? Ertuğrul, sen bunları nasıl yapacaksın? Söyle, açıkla. Kulübün aşağı yukarı 7 milyar TL borcu var. Bu aşağı yukarı dersen 150 milyon euro. Nasıl yapacaksın bunları? Ha, arkada gizli planlar varsa söyle. Yani sen şimdi Kartal'ı kime sattın? Kaç paraya sattın? İhale mi açtın? 30 yılına kime verdin? Ya neden şeffaf olmuyorsun? Neden ben divan kurulu üyesiyim? 20 yılım Trabzonspor'da geçti. Ben bunları neden bilmiyorum? Neden açıklamıyorsun? Diyorsun ki 30 dönüm arazi vardı Mehmet Ali Mas tesisinin yanında. Biz burayı da aldık. Ha şimdi sen şimdi oraya Türk Hava Yolları veya NATO ikinci pist yapacak. Sen oradan 150-200 milyon dolar bekleyip de o parayla mı oraya kapatmak isteyeceksin? Veya bir yıl içerisinde o para gelecek de Trabzonspor'un borcunu bununla mı kapatacaksın? Yani Mehmet Elmaz'ı orada kapatacak mısın tesisi? Kapatacaksan Mehmet Elmaz'ın ismini nereye vereceksin? Onursal Başkan'ın ismi ne olacak? Ya kardeşim, sen bunları niye gizleyip saklıyorsun? Söylesene. Sen kulübe kaç para verdin? Kulüpten kaç para alacağın var? Kulüp sana kaç para borçlu? Niye söylemiyorsun? Niye anlatmıyorsun? Ama diyor, şokuyu konuşuyorsun. Ertuğrul diyor ki önümüzdeki yıl borçsuz kulüp bırakacağız. Kardeşim Ertuğrul, babanın çiftliği mi burası? Hesap versene. Hesap vermelisin. Anlatmalısın taraftara. Öyle şey olur mu? Burası senin fabrikan değil ki burası. Ne burası fındık dükkanı, ne burası enerji dükkanı. Burası Trabzonspor kulübü. Ne oluyor Trabzonspor'da bilmiyoruz. Doğru. Bak ben doğru. Nihat, ben doğru yaptığın zaman takdir ediyorum. Bak destekliyorum. Hı. Diyorum. Evet, teknik yapılanma, bak yine 10 numara al dedik, santifor al dedik, aldı. Takdir ediyoruz. Doğru. Doğru yolda gidiyor. İşte transferleri yapıyor. Tamam, doğru. Şonlu Hoca'ya getirdi. Tamam, doğru yaptın, biz zaten takdir ediyoruz. Ama kulüp batıyor. Kulübü batırıyorsun. Yani 100 milyon euro oldu herhalde, 200 milyon euro borç, kimsenin haberi yok. Veya şu an sermaye artışına gideceksin. 2,5 milyarı 7,5 milyar yapacaksın. Bunun %51'i kulübün. Senin şimdi orada 2,5 milyar TL koyman lazım. 40 milyon dolar. Bu parayı kim koyacak oraya? Sen mi koyacaksın? Veya böyle para koyacaksak, bu para nereden geldi? Değil mi? Nereden şöyle geldi? Diyelim. Kartal'dan doğru, mı geldi? Şimdi nasıl oldu? Doğru. Lemi şöyle yani diyelim şimdi, bak şimdi. Doğru. Şimdi ben bir gireyim orada araya, sen yine devam edersin. Şöyle, bugüne kadar özellikle teknik anlamda çok sıkıntılar yaşandığı için muhtemelen başkan bu işte teknik kısımda yaşanan Abdullah Avcı ile taraftarlar arasında, camia arasında yaşanan sorunlardan dolayı pek fazla kulüple bu tür şeylerde, evet sadece söylem. Ama ben şunu, yani benim öngörüm şu. Şu anda teknik anlamda çok sağlam bir adım atıldı. Nedir? Şenol Güneş takımın başına getirildi. Bundan sonra kulüp sahaya hiçbir şekilde müdahale olmayacak. Tamamen neye yönelecek? Aynen biraz önce senin o merak ettiğin, bir divan kurulu üyesi olarak, bir Trabzonspor kongre üyesi olarak merak ettiğin şeylerin, soruların da ben cevabını bulacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra yani Ertuğrul Doğan ve yönetimi bu merak ettiğiniz, senin, diğer kongre üyelerinin, divan kurulu üyelerinin merak ettiği her soruya da cevap vereceğini düşünüyorum.
Yani gelen aldığım bilgiler de bu yönde. Nihat bak şimdi biz Trabzonsporluyuz. Ben daha önce ben orada futbolcuyken gittim orada bankadaki paramı çektim. Bunu herkes bilir orada anlatırlar. Ben ilk defa dile getiriyorum. Gittim bankadaki paramı çektim. Faizleri %90 iken tamam mı? 90 iken 90 yılında miktarını söylemeyeyim. Yönetim kurulundaki abilerime paramı verdim. Transfer arkadaşlarıma transfer taksiti dağıttım. Ve ben 2 yıl sonra paramı aynı para olarak geri aldım ama o yıllık enflasyon o zaman banka faizleri %90'dı. Biz bu yollardan geldik Trabzonsporlu olduk ve Trabzonspor'u yaşattık. Trabzonspor'a emek verdik. Bunları yapan bir eski bir futbolcu ve şampiyonluk yaşamış ve bir milli futbolcu ben şu anda divan kurulu üyesi olarak sormak son derece hakkım. Sen şimdi diyorsun ki önümüzdeki yıl borçsuz kulüp bırakacağız. Açıkla nasıl bırakacaksın? Veya diyorsun ki sermaye artışı yapacağız. 2,5 milyarı 7,5 milyarı Trabzonspor'un sermaye artışı olacak. Peki bu 40 milyon euro var burada veya 45 milyon euroyu kim verecek? Nereden verecek? Veya sen kulübe şimdiye kadar ne kadar para verdin? Ya ne kadar alacağım var? Bilelim. Veya sen Kartal'a 30 yılına verdik diyorsun. Ya nasıl veriyorsun? İhale yapman lazım. İhale şirketlerin teklif vermesi lazım. Tekliflerden sonra burada en yüksek rakamı verene vermen lazım. Neden 3 milyar değil de 4 milyara verdin veya neden 5 milyar değil de 4 milyara verdin? Bunların şeffaf bir şekilde Trabzonspor Divan Kurulu üyelerine herkese aktarılması lazım. Ama maalesef maazallah, maşallah maşallah bizde bir tane Divan Kurulu üyesi, Divan Kurulu Başkanımız var. Neydi ismi? Unuttum şimdi ismini. Mahmut Öreni diyorsun sanıyorum. Mahmut Bey'in sesi soluğu çıkmıyor. Yani eskiden Ali abi sağ olsun Ali Sirmen yine bu konularda gidip yönetime ya bir bilançoyu sunun verin yapın bakalım ne oluyor ne gidiyor bir takip ediyordu. Mahmut Bey'i göremiyoruz. Divan kurulu var mı yok mu? Divan kurulu başkanı var mı yok mu diye. Adam piyasada yok. Yani neredeyse gazeteye ilan vereceğiz. Yani bu adamı bulun getirin de buna bir divan kurulu üyelerini bilgilendirsin diye. Bu yüzden ben her zaman Trabzonspor için yapılanların her zaman doğrularını destekliyoruz. Tamamıyla arkasındayız. Tamamıyla borçsuz Trabzon için bir yıl sonra çok mutlu oluruz. Çok dediğim gibi çok seviniriz. Ve bu anlamda da bu Ertuğrul'u yaparız. Yani takdir ederiz, destek yaparız. Helal olsun deriz. Bu anlamda da teşekkür etmesine biliriz. Ama böyle afaki laflarla yok 2,5 milyarı 7,5 milyarı sermaye artışı yapacağız. Bir yıl sonra 7 milyar borcu ötüyüp bitireceğiz. Ondan sonra Kartal'a 30 yılına verdik. Böyle yani yasal zeminde oluşmayan, yasal zeminde olmayan böyle söylemlerle, afaki şeylerle insanları ötelemeyle filan bu iş olmaz. Başkan sorumluluğunu bilecek, Ertuğrul sorumluluğunu bilecek. Buraya nasıl 5 yılda 4 kupa almış adamım buradan Ahmet Ağoğlu ayrılmasını bilmişse nasıl ayrıldı onu da biliyoruz nasıl ayrıldığını ama o polemiğe de girmeyelim. Ama Ertuğrul da bunların yanıtını ve cevabını bir an önce taraftarlara aktarmak zorundadır. Yani şimdi başka bir konu var. Şimdi orada anladığım kadarıyla bugünkü mesajında şu diyor. 30 dönüm yeri aldık. Türkova yolları oraya ikinci pisti yapacak. Oradan da çok büyük bir para gelecek. Mehmet Ali Yılmaz tesisleri yıkılacak. Oraya ikinci pist yapacak. Çünkü Ulaştırma Bakanı açıkladı. Pistin kuzeyine doğru yer doldurulacak ve ikinci pist yapılacak. İşte yıllık 2,5 milyon turist geliyor Trabzon'a. Bu önümüzdeki 3,5'a çıkacak. Bu tek pist yetmez gibi bir planlama var. Bir yıl içerisinde bu gerçekleşecek galiba. Bunu anlatsın Ertuğrul. Desin böyle böyle. Eğer böyle bir şey olursa Mehmet Ali Yılmaz'ın, onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın ismini biz nereye vereceğiz? Onu da açıklasın. Onu da planlamasını yapsın şimdiden. Yani adam cebinden para verdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cebinden para verdi. O testleri aldı, yaptı, hediye etti. Onursal başkan olmayı hak etti. Şimdi sen onun yerini satacaksın. Kulübün hatta adam mezarında bile Trabzonspor'a katkı sağlıyor. Trabzonspor'u kurtarırken bir de oradan ismini silmeye çalışacaksın. Olur mu öyle şey?
Yani bu Limi zaten böyle olmaz. Buna asla, müsaade etmeyiz. İşin açıkçası biz de buna aynen senin dediğin gibi Mehmet Ali Yılmaz'ın ismini hiç kimse silemez. Ona kimse cesaret edemez. Yani geçmişte bu tarz şeylere yeltenenler oldu. Onlar aldı cevabını en güzel şekliyle aldı ki ben böyle bir şeyin gündeme bile geleceğini düşünmüyorum ki. Yapılabilecek zaten en büyük ihanettir. Mehmet Ali Yılmaz'ın öyle orada yaptığı kendi cebinden verdiği bir paraya böyle şey değil. Devletin ona tahsis ettiği bir şey değil. Bizzat kendi cebinden verip aldığı bir yer orası. Hani bir başkaları özellikle İstanbul kulüplerine biliyorsun bir sürü yerler verildi öyle ama devlet verdi. Öyle değil. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin olduğu yere Mehmet Ali Yılmaz Allah rahmet eylesin kendi cebinden verdiği parayla aldı oraları. Yani onu herkes biliyor. Şimdi bu Evet. O yüzden Ertuğrul bunun planlamasını yapmalı, iyi düşünmeli, taşınmalı. Siz de Trabzon'da bir medya olarak, Karadeniz Gazetesi olarak bu konuyu daha çok gündeme getirmeniz lazım. Bana göre bu konuyu sürekli bu Ertuğrul'un bu kulübü bir yıl sonra nasıl borçlu hale getirecek? Onun bütün planlamasını nasıl yapacağını, nasıl getireceğini açıklaması gerekiyor. Biz de getirirse kendisine teşekkür ederiz, alkışlarız. Helal olsun deriz. Şampiyon olmasa bile takım helal olsun deriz. Ama ben anlıyorum ki bu takım oyuncu kadrosu Şomlu Hoca ile beraber şampiyon olur. Şomlu Hoca bu takımı şampiyon yapar. Yeter ki ülke futbolu ahlaklı, düzgün, hakkaniyetli, adil birlik olsun. Yani bu ülkede rakip takımlar veya birçok takım şikeden uzak dursun. Hakemlerin takımları korumasın. Gibi adaletli ve hakkaniyetli hak edenin kazanacağı birlik olursa Trabzonspor önümüzdeki şampiyon olma şansı yüksek. O zaman şeyle bağlayalım Lemi. Hakem Ali Şansalan hani biraz önce dedin ya adillik olsun, hakemler doğru düdük çalsın. Biz kendimize bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki gördüğünü çal, doğru kararı ver, doğru düdük çal. Bunu istiyoruz. Hakem Ali Şansalan. Yani şöyle istatistiklere ben bir baktım dün de. Şöyle bir istatistik var. Mesela Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer tane yenilgi almış onun yönettiği maçlarda. Trabzonspor 5 kırmızı görmüş ama Beşiktaş hiç görmemiş. Sanki biraz daha Trabzonspor'a kırmızı kart gösterme konusunda daha cömert. Öyle gözüküyor. İstatistikler öyle söylüyor. Ali Şansalan nasıl değerlendirelim? Vallahi ben Ali Şansalan zaman zaman çok iyi maçlar yönetti. Zaman zaman çok kötü maçlar yönetti. Bana göre Ali Şansalan'dan daha ünlü burada VAR'daki hakemler. VAR'daki hakemler eğer çok büyük hatalar yapmazsa, eğer orta hakemle çok uyumlu olup doğru kararlar verirlerse Ali Şansalan'da performansı artar. Burada VAR neden var? Ali Şansalan'ın vereceği ani kararları çok kısa sürede vereceği birçok yanlış karar düzeltmek için var. Burada bana göre görev VAR'da. Ali Şansalan'dan daha ünlü biz VAR'ı konuşmamız lazım. Yeter ki varlığını göstersin, varlığının orada olduğunu ve doğru kararlar vereceğini göstersin, gerisi kolay. Evet. Lemi Çelik teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar size.